Bence üretmek hayata verebileceğimiz en büyük değer. Ne olursa olsun fikriniz, keşke dememek için bence üretime başlamanız gerekiyor. Eğer bir hayaliniz varsa, bu hayali bir yerden tutup gerçekleştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Merhaba, ben Cansu Ertem. Studio Potato'nun tasarımcısı ve kurucusuyum. Yaklaşık 5 senedir Alev'le beraber geleneksel yöntemlerle modern kilimler ve dokunmalar yapıyoruz. Ben Alev. İşin üretim ve tasarım kısmıyla Cansu ilgilenirken ben birazcık daha pazarlama, satış, strateji tarafını ele alıyorum. Çocukluğumda her zaman el sanatlarına ilgim vardı ve Mimar Sinan geleneksel Türk sanatlarını kazandım. Daha sonrasında halıcılığa yöneldim. Daha doğrusu halı kilim ana sanat dalını seçtim ve orada başladı aslında sevdam. Pandemi başında Cansu ile beraber oturup özellikle o okulda okurken yaşadığı dertleri konuştuk, sektördeki eksiklikleri konuştuk. Yani neydi bu eksiklik? Modern tasarımlarla geleneksel zanaati bir araya getiren bir marka etrafta biz çok görmüyorduk. Bizim yaşamımıza uygun, daha modern evlere uygun bir kilim bulamıyordum. Cansu zaten bunun okulunu okudu. Benim girişimcilik dünyasında çok büyük bir deneyim var. Bu eksiği aslında giderebilecek doğru birleşme ikimiz birbirimizde gördük ve böyle yola çıktık. Birlikte ne yapabiliriz, nasıl artık hayatımızı birleştirebiliriz gibi sorulardan bu markayı kurmaya geldik. Ben tezimi de zaten 16. yüzyılda Avrupa'ya giden halılar üzerine yaptım. Özellikle uşak halıları. Yani o kadar güzel motifler varmış ki ve o kadar hızlı büyük bir ekonomimiz olduğu için adları bile konulamıyormuş. O yüzden bunları resmeden ressamlar üzerinden adlar konulmuş. Lotta halısı gibi. Onu araştırdıktan sonra fark ettim aslında. Yani inanılmaz bir üretim var. Her yörenin farklı bir adı var. Her desenin, her rengin farklı bir anlamı var. El dokuması gitgide azalan bir şey haline gelmiş. Çünkü zaten zor bir zanaat. Uzun zamanlar, uzun saatler geçirmeniz gerekiyor. Ciddi bir fiziksel bir iş olduğu için yeni jenerasyon bununla çok ilgilenmek istemiyor. Dolayısıyla bu sektör çok fazla da gelişemiyor. Ama aynı zamanda da korumamız gereken bir kültür var. Bu sebeple aslında biz de geleneksel yöntemler kullanarak modern tasarımlar yapmayı tercih ettik. Markayı kurmaya karar verdiğimizde aklımda 5 tane tasarım vardı zaten. Terrapotta diye isimli bir kilimimiz var. Yuvarlak hatları olan bir kilimdi. İlk aslında içime sinen ve beni yansıtan kilim oydu. Bu yapılmaz, bu dokunmaz, bu renk çıkmaz gibi çok fazla problemle karşılaştık. Bunun yapılabileceğini gösterdik. Bu bizim için çok büyük bir başarıydı. O yüzden hem gurur hem cesaret diyebilirim. Aslında yaklaşık bir sene kadar bir üretici bulma ve istediğimizi aktarma gibi bir süreç geçti. Sıra dışı motifler olduğu için dokuyan kadınlar da bunu çok fazla tercih etmedi. Çünkü dokuyuculuk dediğiniz, yani halı dokuyan halı dokur, kilim dokuyan kilim dokur. Birbirlerinin arasında bile geçiş yapmazlar çünkü bildiğini dokumayı tercih eder herkes. Sonunda artık istediğimiz bir noktadayız bu konuda. Biz bir tasarım çizim yaptığımızda direkt olarak bunu dokuyabilecek kadınlar yetişmiş oldu. Kafanıza hayal ettiğiniz şeyi tezgaha dökmek her zaman kolay olmayabiliyor. Yolculukta sürekli karar değiştirebiliyorsunuz, renk değiştirebiliyorsunuz, iplerin yeri değişebiliyor. O yüzden hem kendi içinize bir yolculuğa çıkıyorsunuz, hem de tezgahta çıkarttığınız işte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Benim eğitimimden aldığım ve kattığım şeylerden biri farklı teknikleri bir araya getirebilme. Yani bir kilimin üzerine biz halı parçaları da koyabiliyoruz. Sumak adlı bir dokuma türü de koyabiliyoruz. Müzik
Burada yine halı ve kilimi birleştirdik. Bu parçası halı olarak ortadan dokunuyor. Burası kilim olarak devam ediyor. Bir de bir farklı yaptığımız şeylerden biri de bu şekilde renk geçişlerini verebilmek. Bu bir ip boyanarak yapılmıyor. Tamamen dokuyanın göz kararına göre farklı ipler birleştirerek bu şekilde varyant halinde renk akışını sağlayabiliyoruz. Genellikle kilimler kareleme yani piksel yöntemi gibi gider. Bütün desenler zaten dikkat ettiyseniz hep kare bir şekilde. Çiçekler de kareleme yöntemiyle yapılır. O nedenle kilimlerde çok fazla desen ve çok fazla detay verilemiyor. Biz zaten çok küçük detaylar kullanmadığımız için büyük bu şekilde dalgaları kilimde kullanabilmeye başladık. Biz ilk yola çıktığımızda sanırım ikinci senemizde biraz yurt dışındaki sektörü de anlamak için farklı fuarlara gitme kararı almıştık. 2-3 tanesine de katıldık. Bu dönemde Domatex'in yaptığı bir tasarım yarışmasına da katıldık. Ve kilimlerimizden bir tanesi Flow adlı kilimimiz. Özellikle tekniği açısından kilim kategorisinde ilk 3'e kaldı ve fuar alanında sergilenildi. Bizim için çok büyük bir başarıydı bu. Çünkü kendimizi çok fazla göstermedik, çok da öyle güvenmiyorduk kendimizi. Ve o alanda aslında farklı ve iyi bir şey yaptığımız uluslararası bir alanda da tasdiklenince bu bize çok büyük bir güven verdi. Kendimizin iyi olduğunu fark ettiğimiz en büyük şey buydu. Biz ilk başladığımızda yaklaşık zaten 5 modelimiz vardı ve çok küçük adetlerde üretimine girdik. Yaklaşık 20 adet kadar üretime girdik. Şimdi yaklaşık yani 150-200 adet ürünümüz var. Yavaş üretimi desteklediğimiz için hepsinden her boyutundan üretmeyi tercih etmiyoruz. Genellikle modellerimizden birer tane üretip sipariş üzerine devamlarını yapıyoruz. Yani hem son tüketiciye ulaşıyoruz hem de kurumlarla çalışıyoruz. Kurumlarla çalışmak ne demek? Mimarlar, tasarım firmaları veya bunun oteller, restoranlar gibi müşterilerle çalışıyoruz. Bunu Türkiye'de yapıyoruz. Şimdi yurt dışındaki çalışmalarımızı birazcık daha derinleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ürünlere, ürettiğimiz ürünlere web sitesi üzerinden, sosyal medya üzerinden ulaşılabilecek bir platform yaratmamız gerekiyor ve böyle yola çıktık. Güzel resimlerin olmasına, birazcık daha işin kreatif tarafının öne çıkmasına özen gösterdik. Ve işte ne tür yenilik çıkıyorsa, ne tür farklı platformlar çıkıyorsa bunları kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu stüdyo sadece bizim değil, aynı zamanda bizimle birlikte 16 sanatçının paylaştığı bir yer. Hem showroom olarak kullanıyoruz, hem kendilerini gösterebilecekleri ve bizim de gösterebileceğimiz bir yer olarak kurduk. Aslında hayalimizi gerçekleştirdik sonunda. Tabii burada 16 marka olduğumuz için müşterilerle de ilgileniyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. Aslında bir yaşam alanı yani burada bir markada gerektiren her şeyi yapabiliyoruz. Kadınlarla çalışmak inanılmaz bir his. Sadece dokuyucular değil, terzimiz de kadın, birlikte çalıştığımız insanların çoğu kadın, %90'ı kadın zaten. Evlerinde tabii destek olabildikleri için, çocuklarını okutabildikleri için çok mutlular. Bu mutluluğu paylaşmak çok değerli bizim için. Bence üretmek hayata verebileceğimiz en büyük değer ve en büyük katkılardan birisi. Hayatta girişimci olacağımı düşünmüyordum yani. Çok seneler boyunca girişimcilik dünyasında çalışmama rağmen kendim girişimci olacağımı düşünmüyordum. Ve şimdi tam o savaşın ortasındayım. Yani buna savaş diyorum çünkü gerçekten sürekli olarak karşınıza bir şeyler geliyor ve onları çözmek zorunda kalıyorsunuz. Bu çok inişli çıkışlı bir yol. Dolayısıyla çok çalışkan ve sabırlı olmanız gerekiyor. Ve iyi bir partneriniz olması gerekiyor. Orada ben çok şanslıyım Cansu olduğu için. Eğer bir hayaliniz varsa bu hayali bir yerden tutup gerçekleştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Biz de hayal ettik ve oldu. Bir sürü kadın hayal ediyor. Bir yerden başlayınca güzel partnerliklerle, güzel arkadaşlıklarla bu yolculuk tamamlanabiliyor. Ne olursa olsun fikriniz, keşke dememek için bence üretime başlamanız gerekiyor.